Şimdi ocağımızın altını açalım. Yavaş ısınırken orta ateşe getirdim. Sarımsaklarımızı ve soğanlarımızı hazırlayalım. Soğanın kabuklarını alıyorum. Zar büyüklüğünde doğrayacağım şimdi kuru soğanımı. Tenceremin içerisine zeytinyağımı da ekliyorum. Bunun içerisine sarımsaklarımı da ekleyeceğim. Onları da ince bir şekilde doğruyorum. Önce sarımsaklar, arkasından kuru soğan. Ve kavurma işlemine bu şekilde başlamış oluyorum. Sıra geldi havuçlara. Havuçlarımı da soyuyorum. Havuçları da halka şeklinde doğruyorum. Havuçları da şimdi soğanların içerisine ekliyorum. Bir sürede havuçları kavuracağım beraber. Sıra geldi patateslere. Patateslerimizi de soyacak yardımıyla bu şekilde soyalım. Güzelce sotelendikten sonra kuru soğanla, sarımsakla beraber havuçlar. Şimdi içerisine bir miktar su ekliyorum. Kapağı kapatacağım. Bir süre bekleteceğim bu şekilde. Şimdi patateslerimi bitirdikten sonra da domateslere geçeceğim. Son kalan patatesimizi de bu şekilde soyuyorum. Ve şimdi sıra geldi domatesleri rendelemeye. Yumuşak domatesleri tercih edebilirsiniz. Evet, havuçlarla beraber soğanlar, sarımsaklar güzelce kavrulduktan sonra bir miktar su ekledim. Ve daha sonra da kapağı kapalı olarak biraz pişirdim. Şimdi sıra geldi domatesi eklemeye içerisine. Domatesimi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yavaş yavaş tıkırdarken de şimdi patateslerimi hazırlayacağım. Patatesleri bakın bu şekilde ince, uzun olarak. Çok da ince olmasın, çabuk dağılacaklardır. Bu kalınlıkta doğruyorum. Evet, patatesleri de bunun içerisine alıyorum şimdi. Güzelce karıştıralım. Ve tuzumu ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra şimdi kapağımızı kapatalım. Patatesleri bu şekilde ortalama 20 dakika pişireceğim. Arkasından da servise sunacağım. Patateslerim de güzelce piştikten sonra şimdi artık ocaktan alabilirim. Servis yapmak için de güzel bir tabak seçebilirsiniz. Dilerseniz bunu masaya, ortaya da servis edebilirsiniz. Servis tabağımı ortaya alıyorum ve biraz da sosundan dökeceğim şimdi üzerine. Ve ince kıyılmış nane ve maydanoz ve biraz da dereotu. Bu tarz zeytinyağlıların yanında veya üzerinde bu üçlü karışımı kullanabilirsiniz. Hem güzel bir koku hem de güzel bir görüntü de verecektir. Ve son olarak da biraz sızma zeytinyağı.